kıymetli hocamız Hamdi Aslan bizleri bekliyor. Hoş geldiniz hocam. Günaydın, iyi pazarlar. Teşekkürler Ceyda, iyi pazarlar. Umarım iyisindir. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Trabzonspor'u konuşacağız sizinle birlikte. Aynı zamanda dün oynanan karşılaşmayı. Kasımpaşa'yı da yendi, liderliğini sürdürüyor. Puan farkını koruyarak en yakın takipçisiyle Trabzonspor. Siz 90 dakikayı genel hatlarıyla nasıl değerlendirirsiniz? Tabii detaylandıracağız. Ceyda, tabii ki yani artık Trabzonspor oyundan çok skorların çok daha önemli olduğu bir periyoda girdiğini ben düşünüyorum. Yani zaten sezon başından beri oynadığı bir oyun var, geliştirmeye çalıştığı bir oyun var. Bu oyunu da bu zamana kadar bence doğru getirdi. Ama artık bazen oyun sende de olmayabilir, bazen rakip senden daha iyi de olabilir ama skorlar artık bu saatten sonra daha önemli olduğu bir dönem. Dün belki Trabzonspor kendisi aslında ilk kez bu kadar erken gol buldu. Yani ben o gidişatın daha iyi de hücum anlamında, daha kalabalık pozisyon üretme anlamında daha fazla olur beklentisi içerisindeydim. Yani bir Kasımpaşa takımını aslında Ceyda çok önemsemek gerekiyor. Gerçekten bence Trabzonspor taraftarının Akkes'i de ilk kez bu kadar doğru oynayan, İlk kez bu kadar oyun saha içi planlaması yüksek bir takımla oynandı. Bu anlamda Kasımpaşa'yı kutlamak gerekiyor. Yani Trabzonspor'da oyun biliyorsun Ceyda sezon başından beri orta sahanın güçlü yapısıyla beraber farklılaşıyordu. Tabii ki burada Hamşik'in, Bakasitas'ın önemi çok bence öncelikliydi. Dün tabii ki ilk kez bu üçlü kendi arasında bir arada oynadı. Pas istediği o pas yapısını çok fazla kendi takımları Trabzonspor adına tutamadı. Bu da tabii ki birazcık oyunun Kasımpaşa takımında tabii ki en güçlü yanı orta saha bölgesine geçince oyun büyük bir bölümü Kasımpaşa'nın daha organizasyon oyunuyla son buldu. Ama tabii ki kazanılmış bir maç her zaman bu dönem için bence çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hamdi hocam, şunu da sormak istiyorum. Özellikle hepimizin sosyal hayatında da dün ben evimde karşımdaki hemen marketten çok iyi Trabzonspor taraftarları alışveriş yaparken tebrik ederim kazandınız diye gittiğimde, ya Ceyda Hanım kazandık ama hani Trabzonspor daha çok gol atmalı, biz biraz rahat kazanmalıyız ifadelerini kullanıyorlar. Buna siz nasıl bakarsınız merak ediyorum. Yani Trabzonspor evet, karşılaşmayı izlerken Trabzonspor bu maçı kaybetmez, bu maçı kazanır, 3 puanla döner diyorsunuz ama ister istemez tabii Trabzonspor taraftarı stres oluyor. Özellikle son maçlarda bunu görüyoruz. Diğer yandan Abdullah Avcı da yapmış olduğu maç sonu açıklamada doğru savunma bize şampiyonluğu getirecek dedi. Sizin bu konu hakkındaki görüşünüz nedir? Yani evet, o Sercan işte Trabzonspor taraftarı çok kolay memnun olmaz Ceyda. Yani skor ne olursa olsun oyunun bütün bölümü kendinde olmasını ister. Oyunun çok pozisyonlu, çok skorlu olmasını ister. Ama sonuçta bu futbol kazanılırsa, skor ne olursa olsun tabii ki seni zirvede tutuyor. Bu yani çok fazla hani bu anlamda yani taraftarın düşüncesini, hani yapısını, isteğini yani bilmiyorum. Ben sonuçta Trabzonspor'da çok keyifli bireysel oyuncular var. Yani bu oyuncuların, ben bu taraftarı bazen oyun olarak memnun etmesi de bireysel oyuncuların, ben gerçekten bu dönem için Trabzonspor için çok özel olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman bunlar olacağını ben düşünüyorum. Yani oyunun bütün 90 dakikalık bölümünü elinde tutmak çok kolay değil. Gerçekten lig zorlaşıyor. Yani Trabzonspor'a karşı bütün oyunlar daha da zorlaşıyor. Hem fiziksel anlamında hem motive anlamında. Yani o yüzden bu dönemsel memnuniyetler olabilir ama dediğim gibi bireysel oyuncular oyuna ve türbüne keyif kattığını ben düşünüyorum. Bu dönemin de böyle geçeceğini ben bekliyorum. Yani bundan sonraki maçların da sürecin de böyle olacağını bekliyorum Ceyda. Bir de hocam tabii bireysel performanslar üzerinden konuşacak olursak Edin Visca geldiği günden beri Galatasaray maçında attığı golle galibiyeti getirdi. Burada ilk dakikalarda Kasımpaşa karşısında atmış olduğu golle takımına galibiyeti getirdi. 2 maç 2 gol şampiyonluk yarışında önemli bir yeri var
edinmiş canı Trabzonspor içerisinde. Belki de sezon sonu şampiyonluk hikayesini burada konuşurken eğer Trabzonspor sezonu şampiyonla tamamlarsa edinmiş canın performansına ve attığı bu iki gole dikkat çekeceğiz. Yani güçlü bir takım oyuncusu. Yani Edin Visca tabii ki çok sansasyonel ve çok yani süreci uzun bir transferden sonra geldi. Tabii Trabzonspor'un taraflarının belki beklentisi birazcık daha bireysel oyunu ve yani takımdan ayrı çok daha kendi başına bir şeyler çözeceğinin düşüncesindeydi ama gerçekten büyük bir takım oyuncusu. Bu anlamda benim Trabzonspor'a en büyük katacak olduğu değerin bu olduğunu ben düşünüyorum. Yani oyundaki pozisyonlarına bakıldığı zaman gerçekten Perez'le beraber çok doğru bir ilişki içerisinde. Ben Perez'in performansının Vizca'yla da ben daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki dünkü görüntüsünü bir kenara bırakmak gerekiyor. Bu anlamda oyunun her bölümünde de skor yapabilir. Her boy bölümünde de skora katkı yapabilir. Bu konuda çok özel bir oyuncu. Zaten Abdullah Hoca bu yapısını da çok iyi bildiği için oyunun her bölümünde sahada kalabilecek kadar güçlü bir oyuncu. Hocam, oyuncu değişiklikleri hakkında da görüşünüzü alayım. Abdullah Hoca'nın oyuna müdahalesi ve Kwasi'yi dün izleyemedik ama Trabzon'dan haberler geliyor antrenmanlarda çok iyi performans sergilediğine dair. Belki de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında çarşamba günü Denizlispor karşısında özellikle bu isimlerin de performansını göreceğiz. Ama sonradan oyuna dahil olan isimlerle ilgili oyuna yaptıkları katkı ile ilgili neler söylersiniz? Yani Abdullah Hoca tabii ki ben Ceyda hiçbir zaman duygusal oyuna duygusal bakmaydı. Oyuncu değişikliklerine çok duygusal bakmıyor. Yani o an saha içerisinde hangi oyuncuya ihtiyacı olursa olsun, bu oyuncu ismi ne olursa olsun onu sahaya itiyor. Yani bu anlamda dün tabii ki Trabzonspor dün Vakame'yi de birazcık Vakame'nin oyununu da biraz aslında konuşmak gerekiyor. Yani Trabzonspor'un orta saha ve öndeki hücumda Vizca ve Cornelius'un çok fazla geriye koşmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi birazcık Vakame'nin oyunuydu. Yani çok bireysel ve takımdan çok kopuk kendi başına bir oyun oynadı diyebiliriz. Yani Poaç o kadar çok Vakame'nin önüne kadar çıktı ki yani Vakame'nin ona destek olacağı bölümünde çok yalnız kaldı ve o bölge bence çok zor kullanıldı. Burada Yusuf Erdoğan'ın tabii ki geriye dönüşleri o bölgeyi kapatması anlamında Abdullah Hoca'nın düşüncesi bence çok doğru bir değişiklikti. Cornelius aslında dün bence oyunun önemli oyuncularından bir tanesiydi gerçekten. Hücumda gerek topu koruma adına gerek rakiple o bölgede fiziksel anlamda kalma adına ben çok uğraş verdiğini düşünüyorum. Çok yoruldu tabii ki. Belki Canini oyunun 70. dakikalar biraz daha o bölümlerde oyuna girebilirdi. Çünkü Trabzonspor o bölümünde de zaman zaman hücumsal anlamda etkili olabiliyordu. Yani ben bu anlamda Abdullah Hoca'nın zaten şu ana kadar eğer oyunda bazen skor değişikliği, oyun değişikliği yapıyorsa ve oyunun ilerleyen bölümlerinde bunun bence en büyük sebeplerinden bir tanesi bu tip değişiklikler. Ben de değişiklikleri çok doğru buluyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Ceyda. İyi yayınlar, iyi pazarlar. İyi pazarlar diliyoruz.